Kaderin cilvesi. Selam. 27'ye başlıyoruz. Pekin, Çin mi? Sonra Asya'nın dört bir yanında öksüzleri kaçırdığını öğrendik. En son yürüttükleri büyük operasyon burada Pekin'de gerçekleşmiş. Dolayısıyla Erçil'le birlikte. Sizin de gördüğünüz gibi epey vakit geç oldu. Eminim küzlerin kötüsü Humra bile ilk mesai yapmıyordur. İşe geçmeden önce Ayşe ile birlikte Çin Seden'i bir görsek iyi nasıl oldu. Bunca yol gelip de kaçırmak çok yazık olur. Buraya tatile değil çalışmaya geldiğini hatırlatmama gerek var mı? Sanırım size bir akşamına izin verebilirim. Çin sevdiğini keyfini çıkarmaya gitmişken şüpheli bir durum var mı diye göz at. Gözün açık tut. Herifin kafasına bir şey mi bağlamışlar? Fotoğrafta öyle görünüyor mu? O nasıl insan lan? Gidelim. Gebertildin. Genç birine benziyor ama genç de değil ki. Orta yaşlı. Cüzdan. Cüzdan değilmiş şu ya. Allah Allah. Aa, buradaymış. O da cüzdan. Kadın cüzdan ama. Bir cüzdan buldum, bir de adam. Şöyle bir akşam, akşam ceset bulmadan keyfi gezemeyecek miyiz seninle? Bu adamın plastik bir torbayı boğulduğunu anlamak için daha iyi olmaya gerek yok. Görünüşe göre elimizde yeni bir cennet vakası var. Şevrimin hiç hoşuna gitmeyecek. Sonra sonuçmamızı ne zaman belirleme kaydetse karşımıza hiç başka bir cennet vakası çıkıyor. Plastik torba belki cennet silahı, ne kötü bir ölüm. Çok yakadan ezilenin teki eksik, çok tuhaf ezilenin tekini kim çalar ki? Kurban cüzdanı da belki tek takıyordur, böyle var tek takanlar. Kurban kimliğine detaylı çalışabiliriz. Yıldız yapayım. Ha bu şey başkanı değil mi lan? Güney Kore mi? Kuzey Kore mi? Kim Jong muydu? Kim Jong muydu? Ona benziyor. Oğlum bu ne lan? Şala sizin cezanız. Terbiyesiz. Oyun sübliminal mesaj içeriyor. Yırtık bir şey. Feng Cheng mi? Bu isim tanıdık gelmiyor. Bunları birleştirdim. Ay sesim gitti. Ay sesim gitti. Sesim kısıldı. Abi. B, C, Ü. Şemsi Paşa pasajında sese büzüş ezeceler. Sesimi deniyor. Düzeldi mi diye. Yakınlarda bir restoran fiş mi çıktı? Kurban önce Pekin orada yediğini bilmemiz pek bir ipucu sayılmaz. Hayatına göre son kişi olacağını mı düşünüyorsun? Bu fişe bakılırsa Cheng'e Chico isimli bir garson servis yapmış ve kurban onu olduğu gibi bir para bahşiş bırakmış. Chico ile konuşmamız gerek. Chico Miko. Chucky. Ölen herifi ben kime benzetiyorum lan? Yüzünü çok tanıdık bir... Herkese benzetiyorum birini. Bayan Tsukada. Ayşe'de servis tabi yaptığınız Cheng isimli bir gümüşlerinizle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Kendisi bir cenneti kurban gitti. Ne yalan söyleyeyim şaşırmadım. Burada herkes Cheng'in parasını şüpheli yollardan kazandığını bilir. Ne demek istiyorsun? Cheng bir yan kezici çetesinin lideriydi. Çocukları yanına alıp turistlerin mallarını çalmaları karşısında onlara kalacak yer ayarlar, yağlar mıydı? Bunun bayağı kazanç bir iş olduğunu tahmin ediyorum. Parasını etrafa saçmaktan hiç çekinmezdi. Neyse korkana söyleyeceğim başka bir şey yok. Cheng sadece restoranın müdavimlerini biliyorsunuz. Şahsen tanımıyorum. Kurban canlılık yediğini, burada yediğini söyledi. Eter bir göz asla giyiyordur. Zaten yemeğe asla yer demem. Pis boğaz. Sesim niye kısılıyor? Bugünlerde sesim kısılıyor ya. Öyle ses taklidi falan da yapmıyorum daha eskisi gibi. Çünkü boğazımı çok ağrıtıyor ya. Yapmıyorum ki. Niye ağrıdı boğazım? Zaten şuradan stresten sivilce çıktı anasını satayım. Stres yaptım çok. Fotoğraf. Eldivenin teki değil mi bu?
O saati mi? Nerede ki? Uçak. Aa, önümdeymiş. Ulan dikkatli bakmadım hiç. Yemekleri göz adam dediğinde akrep kebap olacağını aklıma önce geçmezdi. Burcumu yiyorlar. Ben akrep burcuyum. Ben sipariş verirken sana aralar bir ipucu mu arıyordum? Yarın mutfağında tadamak istediğim için kusura bakma. Zıkkım ye. Vay be kolsaydı bu bir servet yerinde olmalı. Kabağın iç kısmına bir şeyler yazıldı. Sanki bu tadamın yeteneğimi yazıyor. Oraya çıkar bakalım. Eski fotoğrafı bir baksana. Bu tarafta kurban da genç ama tabii burada en az 10 yaş daha genç görünüyor. Veri tabanına bulabilirsin diyor. Eldiveni nereden aldın ki? He, teki eksikti. Evet, tıpa da benziyor. İpucu bakacağız. İnceleyelim bakalım bir şeyler edelim. Yıldızımız yetecek mi ki? İnşallah yeter. Ay, belim ağrıdı. Kim bu sokak çocuğu mu? Küçük gibi bu. Küçük Onur. Şu mu şu mu şu? Tipe bak dişi de yok. Şu mu lan? Şu. Bay bay mı? Bay baymış adı. Çocuğun ismi Bay Bay ve şimdi 18 yaşında. Onun hakkında tüm bildiğimiz bu. Sadece benim ismine bakarak bile biriyle ilgili çok şey öğrenebilir. Bay Bay'ın anası ve babası büyük ihtimalle eğitimsiz kişiler olan da çocuğun çok farklı bir aileden geldiğini gösteriyor. Zaten Bay Bay Çince'de nafile anlamına gelir. Ailesi o koşullarda bir çocuk sahibi olmayı bir nimet olarak görmemiş. Bay Bay'ın doyurulması gereken yeni bir boğaz olması bir yana Çin'de yıllarca uygulanan şart tek çocuk politikası yüzünden aileler birden fazla çocuk yaparsa ceza ödemek zorunda kaldılar. Bu cezaları ödemeyecek durumda olan aileler bazen çocukları 3 yaşta terk ettiler. Bir de bazıları çocukları yiyordu. Kurban haftaları çekilene göre onu da terk edildiğini düşünebiliriz. Hayatta o kalmasın tek yolu bir çeteye kazılmış olabilir. Çocuk hayatta tarihsiz bir başlangıç yapmış. Çene çetesinden sonra tarihi açılmamıştır. Konuşacağız çocukla. Yazık lan. Bay bay seni. Neden çocuğun ismi Bay Bay da Cheers değil? Neden Şerefe değil? Neden See you later değil? Neden karpuz değil? Papatya'ya benziyor bunlara. Seviyor sevmiyor mu oynadınız? Taç yapraklarımı. Evet, taç yaprakları süpürdüm o zaman derse gönderelim. Yok süpürmedim orada duruyor. Gitsen Sibir. Bu da her şeyi benden bekliyor ya deli olacağım. Bye. To major wife. Of. Nota ne yazıyor? Sevgili karım Yunan, vefamız devam etsin altında kurbanımızın adı. Kocasının ölümüne haber vermemiz gerek. Şu an rezervini atayım da yıldız yapayım ondan sonra konuşuruz. Garip hocayla. Merhaba, Meyde bana kurban otobüsüne yardım ediyordu. Tadım bak Ayşe burada, hadi bu bulgularını onunla paylaş. Kurbanı plastik torbayla boğduğunu söyleyebileyim. Dur, çocuk sesiyle yapayım. Kurbanı plastik torbayla... Söyleyemiyorum, boğazım acıyor ya. Ufaklık sen bu işler için biraz daha güçlü değil misin? Zaten Ayşe bu kadarını kendisi çözmüştü. Bitirmedim ki bir de kurban ölümden önce zehirlenmiş. Zehirlenmiş mi? Evet, kurbanın içine kafur zehri karıştırmış bir püro içmiş. Annem de dediği gibi hep sigara sağlığa zararlıdır. Babamla Jack amcayı sigara içerken yakaladığında ben de aynısı söyledim. Ler sigara mı içiyorsun? Senin Allah cezanı versin. Ama ben şöyle sigara kokusu almadım ondan. Demek kafur zehirlemesi diyorsun. İyi de katil madem kurbanı boğmaya planladın neden bir daha zehirlemek istesin ki?
Kafur yüksek dozda kullandığı halde size zehir verip başlıyor mesela de olur. Tahminimce katil kendisine karşı koymasın diye zehirlemiş kurbanı. Tabi bunu bilen olması katil kendisine Çin tıbbı konusunda eğitim aldığı anlamına geliyor. Katil kendisine Çin tıbbından anlıyor. Reçetesine bir dozda hapis cezası yazacağız. Sigara içiyorsunuz demek size öküzler. Bir daha sigara içtiğini görmeyeceğim Lars. Seni öldürürüm. April ve ile June sana bir espri hazırladı. Felaket. Tak tak. Kim o? Çekler mi? Ne çek Allah aşkına? Hangi çekler? Sarı çiçekler. Ölü taklidi yapın. Ölüyorum ama düşemiyorum bir türlü. Çünkü bu espri öldürmüyor, süründürüyor. Takıda kim o esprinin henüz tam kıvamında olduğunu söylemez. Sen kıvamındaydı da kurbanın bu nasıl bu sarı taç yaprakları krizantem çiçeğine mi ait? Ben onu papatya sandım. Bu çiçek türü Doğu Asya'da yaygın olarak krizantem yapı çay yapımında kullanılır. Anam da dediği gibi kurban krizantem çiçeği içmemiş yani bunlar kadar dengelenmiş olmalı. Yakında bir fincan demli adalet içireceksin. Adalet içiliği miydi? Olmayan bir şeyin nesini içeceksiniz? Adalet yok ki. Oyunda bile yok. Yok yani. Konuş bakalım küçük Emrah. Bay bay üzülüm ama sana bay bay demek zorundayız. Tamam berbattı. Berbattı biliyorum. Çene öldürünü bildirmek için geldi. Yanılmıyorsa onu küçüğünden beri tanıyorsun. Çen öldüm. O zaman bir sürü çocuk bu gece aç kalacak. Onun için hırsızlık yapmak zorunda kalmış olsak bile Çen bize bu balık yapardı. Demek ki Çen'in çetesindeydim. Daha çok aile gibiydi. Önceki hayatım çok daha iyiydi. Gerçek ailem hayattayken bile beni istememişti ama Çen bambaşkaydı. Biz sokak çocukları için birinin arkamızı kollamasının daha değerli bir şey olamaz. Karşına yapmamız gerekirse gereksin. Öyle olsa bile aç senin bir şey çalarken yakalarız. Senin başka çaremiz kalmaz. Bay bay gözümüzün üzerinde olacak. Defol. Karının kocası ölmüş ama gülüyor. Dişi de yok. Üzgünüm ama Ayşe de buraya kocanızı öldürdüğünü bilmek için geldik. Kocam geberdi mi? İyi de alışveriş gezilerim. Kim kaçacak şimdi? Ben böyle şık. Görmek için para lazım komiser Ayşe. Dişçime bana söz verdi. Orada gün içerisinde param asla etmez. Kocanızın yaşam tarzını suç işleyerek kazandığı paraya karşıladığını farkındasınız değil mi? Biraz yan kesicilikten kime zarar gelir? O turistler birkaç değerli eşya kaybetse de ne olur ki? Bunlar hayırlı bir iş uğruna yani benim uğruma yapılıyordu. Sanırım çenin mağdur ettiği kişi de bu fikirde olmayabilir. Yani yan çok fazla uzaklaşmayı istedikleri konuşmak isteyebilir. Karıya bak parayı düşün iyi. Durum özel değilimizde önce zelinip sonra bu olan bir çete lideri var. Karısının ömrü pek yılmışa benzemiyor. Kocası ömrünün kendi mali durumunu kötü ettiğini düşünüyordu. Evet. Yan kesicisinin ufaklık bay bay ise üzülmüş şey görünüyor. Adamın bir nevi hali kişi olmalı. Sanjay seni görmek ne güzel. Nasıl ya Sanjay Tibet'ten buraya nasıl geldi? Kusura bakmayın konuşacak vaktim yok. Yazık sarayda bir şey oluyor ve burada olmam lazım. Görüşürüz. Ne oluyor lan? Ne alaka? İkinci bölüm. Durum bir özetleyelim. Elimizden önce zehirlenip sonra boğulan bir çete lideri var. Ne olmuştu en son? Ben unuttum ya. Epeydir çekmiyorum ya. Karısı Yun ve koruması altındaki Bay Bay ile tanıştık ama ikisi de. Sanjay gelmişti. Evet seni görmek ne güzel. Nasıl sen yani Sanjay Tibet'ten buraya nasıl geldin? Kusura bakmaya konuşacak vaktim yok. Yazlık sarayda bir şey uğrayıp orada almam lazım. Görüşürüz. Bekle lan. Sanjay burada kaçacağımız kim aklına gelirdi? Sinek defol git. Ya. Zaten her yerim ısırdı. Moral onu en son gördüğünüz göre çok daha iyi kesen ölümü onu alt üst etmiştim. Evet adet meclisine tamam bakalım. Somra ile bağlı olabilir. Çocukları toplayabiliyoruz. Biliyoruz. Ya Sanjay de onların ağırına düşmüşse de gidip onu takip edelim. Bu arada her ne olduysa kaçır kimse kalmamış. En azından Sanjay bu hala bunu başa bir sokmamıştı. Önce ne yapsak saraya bakalım. Mermer gemi mi?
Bu sefer daha yüksek bir masa koydum önüme. En yüksek masayı şu an aldım. Evet, böyle daha iyi oldu. Sırtıma da bir yastık. Demeyin keyfimi ha. Burada bir kutu var. Direkt gözüm onu çarptı. Bir de ölen adam değil mi şu? Solmuş kağıt. Epeydir video çekemiyorum hamsiler. Hastanedeydik. Böyle fırsat buldum işte. Ancak bugün çekebiliyorum. Bulduğum bu kağıt bir çeşit serbest bırakma kararı. Üzerinde kurban fotoğrafı var. Sanırım bu kurban uzun kola nihayet çeyince kadar uzamış ama neden serbest bırakılmış? Bunu en tek biliyorlar. Solmuş yazarı açığa çıkaralım. Bir daha ahşap bir kutu buldum. Kilitle. Kilidini çözeceğiz. Değişik bir şey demedi. Hastanede bir gün insana 10 yıl 10 yıl gibi geliyor ha. Adam gibi de uyuyamadım orada. Üf. Yanımıza bir tane de yaşlı karı geldi. Burnum da akıyor. Sinir oldu. Feng Cheng. Serbest bırakılması diyor. Bu karara göre Cheng hapiste sadece 24 saat kalmış. Sonra kanıt işliği tersizliğinde serbest bırakılmış. Serbest bırakılma kararını İyi ki an isimli bir polis memurumuzdan gidip onu kurbağada verebildiğini öğrenelim. Serbest kalma dedi de şey haberlerde bir adam gördüm millet. 14 yaşında mı hapse atılmış? İftira atmışlar adama yabancı ülkede. Adam bilmem kaç sene sonra işte 30 yıl mı dedi 27 yıl mı dedi. Öyle bir şey dedi adam ha şimdi serbest bırakılmış. Adam giden gençliğine ağlıyor. Yazık ya. O olmaz şu. Hiç umudum yok daha. 7. 70. Bu masa gayet iyi oldu ya. Şu an gayet kamerayı görüyorum. Gayet iyi bir masa. Şifresini çözdün. O kutu meğer bir pro kutusuymuş. Kurban önce zehirli pro için bir yüz katil duman okumuş adam. Uçmadan Lers'e gönderelim. Lers'i benim. Lers'i çok özledim. Millet Lost dizisi var ya bir tane Lost diye bir dizi var. Tabii çok önceden vardı. Ben de yeni izlemeye başladım onu epey oldu. Orada bir tane adam Sawyer. Aynı Lers'e benziyor. Sanjay seni bulup biraz önce yanımıza hızlı koşup gittin. Tekrar merhaba Ayşe. Ne hoş bir akşam değil mi? Tam da krizantim çayı içmedik. Sesimi yapamıyorum bugün. Burnum akıyor yapamıyorum. Galiba böyle seni Tibet'te son günü günden bugüne neşen yerine gelmiş yapayalnız kalmıştım. Kesa yani çok üzüldüm. Gençler kadın söyleyebilirsin. Kesa önce çok üzüldüm ama yaşam devam ediyor. Toparlanıp yaşamayı devam etmek gerek. Konuyu değiştireyim. Yazlık sarayda ne işim vardı? Çocuklar orada toplanacaktı ama ben çok geç kaldım. O aranın ekibi ayaklarına bırakmamışımdı. O ekibin Feng Cheng adlı bir adamla ilgisi olmasın. Zira kendisi bir cennet kurban gitti. Yine bir cennet. Bu ölümler seni peşe bir tür bırakmıyor. Cenk diye birini tanımıyorum ne yazık ki. Soruşturmazda iyi şanslar. Kaçamak cevap verdi sanki. Tanıyor olmasın. Şu bu nasıl polis memuru lan? Mafya babası gibi püro var ağzında. İyi akşamlar Ayşe. Krizendim çay ister misin? Yok. Lütfen kısa keselim. Feng Cheng sadece 24 saat hapiste kalktıktan sonra serbest bırakılmasını sağlayan karar siz imzalamışsınız. Neden? Emir'de yazdığı gibi elimizde dava açmak için yeterli kanıt yoktu. Doğrusunu söylemek gerekirse Cheng'in yıllardır enselemek istiyoruz ama kurnazlığı bizi alt ediyor. Ne yazık ki Cheng'in enselenecek bir hali kalmadı çünkü kendisi geberdi. Geberdi mi? Polisin başına alacak bir suçu daha azaldı desene. Bu kadar mı? Biz de bir şey demedik. Neyse şu an lezyon atalım da gelelim. Lersin benim, sov yerim benim. Dostum Ayşe sana bir kutu puro göndermişti. Bununla ilgili bize ne söyleyebilirsin? Bunlar kurban Zeynep için kullanılan purolar içlerine bol miktarı kafur doldurmuş. Bu miktarı küçük bir atın başını döndürmeye yeter. Birisi at mı dedi bu bacım yoksa at mı alıyoruz baba ne olur at alıyoruz de. Ben şey anana sor ne diyorum purolardan başka bir şey çıkmadı.
Ama kutunun içinde bir garip bir bambu parçası bulduğum için harfler anlamını çözen ama neyse ki Dupont diğer yüzü gibi cümleleri biliyor. İnternet sözlüklerinden birini kullansaydın ya. Bu bambu parçası bir yelpazeye aitmiş. Üzerindeki harfler tam olarak yüce, nihai, yumruk anlamına gelir ya da daha yaygın adıyla Taiichi Chuenla. 13. yüzyılda ortaya çıktı düşünen Taiichi hem gençlerine hem yaşlarına uğraştığı bir Çin dövüş sanatı. Şahsen bana zinelik veri. Aynen kes sesini. Nasıl isterseniz bu parça sayesinde katilin Taiichi yaptığını teyit edebilirim. Taiichi yapaymış. Burnum bakıyor ya. Sinirli bakıyor. Bu ne çözme konusunda bir yaşı kaydedemedik bence de. Hayır da çete lideri tipi yok ha. Kurbancılara oraya uğradığını biliyoruz. Şuraya gidiyoruz. Lers lersin minim. Bu sefer espri yapmadı ya. Moralimi bozdun şimdi. Zaten moralim bozuk. Moralim hiç iyi değil millet. La burnu bakay. Allah'ım peçetelere bakın. Daha fazla peçete. Daha fazla peçete. Her yerin peçete dolu. Şuraya bakın. 1 lira abla 1 lira. Ayşe ablanızın peçeteleri. Çünkü burnum çok akıyor. Sünnet Allah cezanı versin. Ay. Videolarda akmasından nefret ediyorum. Yani normalde aksın da videolarda niye akıyor o kadar? Gözüm eşart. Karpuz mu? Nerede lan? Nerede? Ha, şuradaymış. Kağıt evet. Kağıt kesiğinden daha çok çok acıtır. Ne söze tahmin ediyorsundur? Birleştirelim. Biliydim. Örnek malacuk. Şaşırmadım. Şaşırmayırım. Şaşırt beni. Bir kere de beni şaşırt. Millet 5. sezonu biz hala 4 ile 3'ü bitiremedik. Anasını satayım. İşlerden bitiremiyorum ki. Ancak akşam fırsat buldum. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Sıkıntılar sıkıntılar. Kendimi zorla toparladım. Çok kötüydüm ben. Bir acayip oldum. Boğuluyordum. Mikroskoptan bakacağız. Hastanedeydik ya böyle boğuluyordum lan. Böyle nefes alamadım. Ne bileyim boğuluydum. Böyle bir şey sıktı buradan göğsümü. Nefes zorla alıyordum. Ne bileyim çok garipti ya. Kendime 2 günde geldim. 2 gün zorla toparladım kendimi. Eve geldik. Ev işleriyle uğraşıyorum. Akşamları fırsat bulursam çekeceğim yine video. Tabi düzenini atamayabilirim. Her gün atamayabilirim eskisi gibi ama akşamları fırsat bulursam çekerim. Bay bay çekti. Büyük sorumluluğun kemerdeki kan bay bay aitmiş. Bu kanla bu kemer nasıl ulaştığını çok merak ediyorum. Gidip ona soralım. Derse gönderseydik. 56 mı? Boncuk kolyemi hiç sevmedim. Ama güzel bir şeye benziyordu. Bakalım belki beğenirim. Şey millet spoiler yedim 5. sezonla ilgili. Millet şey vardı ya. 1. sezonda eş. Tabi bilenler vardı. Eş bir sın. Ulan 5'te ölüyor mu? Çok büyük bir spoiler yedim ya. Jon'un sonu gıcık olmuştu hatta. 1. bölümde. İnanamıyorum ya. Eş ölüyormuş. Bayağı çok şey değişmiş 5. sezonda. Çok merak ediyorum. Abi ölen herif değil mi? Bir turistin dikkatini dağıtken bir türlü turistin ceplerini boşaltan görün. Oradan konuşuyor da arkadan ceplerini şey yapıyor. Herife bak. Çince mi? Moruğa gönderiyoruz. Burada bir tane moruk var. O da Dupont.
Tencere kafa. Bay bayla konuşalım. Bakalım. Bayacak mı acaba? Bulduğumuz bu kemeri insanı bir şey sormak istiyorum. Nasıl oldu kanın bu kemere bulaştı? Senin çetesinin olmanın tek şartı var. Hakkını almak için çaldığın her şeyi ona vermek zorundasın. Ama çenik çaldıklarımın bir kısmını kendime ayırdığımı fark etti. Bir gece Yun ve diğer çocuklar için kriz adam çayı demiyorum. Çen geldi ve o an yakalandığımı anladım. Kendimi korumak için bildiğim birkaç tayı içi hareketini yaptım ama beni yürüyemeyecek hale gidene kadar kemeriyle dövdü. Seni kemeriyle mi dövdüm bu konuşun bir şey bay bay. Yaralarım üzerine her gün tüleri çalışıyordum ama sırtım hala yara içinde. Çen yönelimi öldüğüne memnun olduğum ayrıca çocukları koruyacağım için koruyacağım diye kandırdı ama aslında parada başka bir şey umursadığı yoktu. Herhalde umursamaz. Kimsenin çekilen acıları çekmeyi hak etmiyor ama hiçbir şey cinayet haklı çıkarmaz. Eninde sonunda Şeren bu suçu açığa çıkaracak. Yazık ya. İyi de polise gidebiliriz çocuk. Yetiştirme yurtları var. Şunu öne atayım da geleyim. Sana bir gazete yazısı göndermiş. Buna ilgili bir şey bize ne söylemesi. Yazı genel hatlarıyla Çin'in çetesine ilgili ayrıntılar da ibaret. Ancak içinde Çin'in çetesini bilen üyelerinden bir listesi de var. Hala bay bayın adı geçiyor ama işe lisede aşina olduğum başka bir isim de arattım. Sanjay kesin. Yok değil mi? Malum bayan Tsukada ve onun evcek kardeşi Hiroshima. Chigoy'un onu ilk sorduğumuz Çin'in küçük örgütünün bir parçası olduğuna bizi sürpriz etmeyi unutmuş olmalı. Elit'ten biraz araştırmasını istedim ama o da Chico ile Hiroshi'nin aslında Japon öyküleri olduklarını ortaya çıkardı. Evlenilere Chico daha 10 yaşındaki bir Çin yolculuğu sırasında trafik kazasında vefat etmiş. İki kardeş de o günden beri Çin'de kalmışlar. Zorlu bir hayatı varmış. Onu bir kez daha konuşmamız gerek. Kardeşi ne güzelmiş onun öyle. Yakışıklı çocuk. Sinek ya da anasını satayım kolum. Şuraya bak ya. Kızardı. Üf. Sen ilk konuştuğumuzda bize Çen'in çetesinin bir üyesi olduğunu söylememiştin. Kardeşin ara onun içinde mi çalışıyor? Hayır, bir süre önce kayıpları kaçtı. Ben de çeteyi bu yüzden bıraktım. Kardeşin kayıplarım kaçtı. Ne girdi başına? Sizin ilgilenmez ayrıca. En içerimde ikide bir rahatsız etmesini senin müşterime yüklüyorsunuz. Hayatım yolunu sormak için çok uğraştım. Kartonda çok para kazanıyorum. Umarım hızlıdan daha onurlu. Ay sonu çıkarmak için boş zamanım. Gelsen Çin tıp bir tedavisi bile yapıyorum. İki işte çalışmak çok stresli ama tayı içe var kadar rahatlıyorum. Ayrıca durmadık kardeşim için kaygılanmamı da engelliyor. Bize güvenli olman çok rica ama malımı Çin'i öldürmemiş ol çünkü yoksa bunu ortaya çıkarırım. Çıkarırım evet. Ben de bilmiyorum burnum akay. Aynen yazık lan. Ben Sanjay'ı... Evet bu adam ölmüştü. Evet. Kardeşi yok. Bay bay da ne bileyim bir acayip uşak. İyi felaket geldi bu defa kimin tersine denk geldi. Ne demek istiyorsun? Pekin polisi soruşturmayı durdurup toplamda tüm kanıtları gün sonuna onlara devrilmemizi istedi. Hep de gün sonu anasını satayım. Vazgeçmemizi mi istiyorlar? 3 Bu kadar yine Ingrid geldi dur. Kanıtları bırakmamızı istiyorlardı. Yine gün batımı mı? Pekin polisim ama daha bitirme. Saçım geliyor önüme. Artık bana duymak istemiyorum. Bu suçumu kesmeniz gerekiyor hem de mi? Ne yapacağız şimdi? Çeni kim öldürmüş olabileceğiyle hiçbir fikrimiz yok. Sanjay'ı diğer çocuklar neden yazı sarayda toplanacağını anlayamamıştı. Belki de soruşturma için ilgisi vardı. Oraya geri dönelim. Ay çocuğun arkasına bak. Dövmüş ya onu adam. O çocuk herhalde o. Merina. Süslü şişe, ikse şişesi gibi. Bir de kutu.
kolye buldum. Pahalı bir şeye benziyor. Flüt. Hiç de çalamam ha flüt. Hiç beceremem. Peki bozukada yapımızda neler buldun? Hemen içine bakalım. Oldukça pahalı görünüyor. Ben de öyle dedim. Böyle kim ortaya bırakır ki? Örnek alacağım. Şişeye bakacağım. Zengin mi olurdun? Salak mısın? İpucu satılır mı? Mal. Tamam işe koyulalım. Burnum akıyor ya. Yandaki komşu ortalığı kıray. Ne oluyor lan? Çok yavaş ilerliyoruz ya oyunda. İşlerden dolayı oynayamadım ki ilerleyelim. Şu an eğer oynasaydık herhalde 30'da olmuştuk ya da 29'da falan. Daha da fazla 30 geçmiştik belki de. Yapacak bir şey yok. Hem zaten 5. sezonun çıkmasına çok var millet. Yıl sonunda mı, Ocak ayında mı ne çıkacak? O yüzden endişelenmiyorum ama ne bileyim bitirmek istiyorum. İlerleyen vakaları merak ediyorum. Veri tabandan bakacağız onu. Yuh. Gündüz ses, akşam ses. Belki dedim akşam o kadar ses olmaz ama. Saç gibi. Bu ne lan? Fesatça bir şey düşündüm ama. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Kora patine lan. Ha saçmış ulan ben şey sandım onu. Sadece böyle bir kolyeyi alacak parası olmalı. Mukavirine çalmış olmalı. Senin çetesinin birisi olmalı. Sonuç ama neyse ona yanmıyorum. Gidip bir kez daha sorgulayalım onu. Ben diyorum bu nedir? Halbuki saç. Fesat fesat işler. Ne diyor? Considen mı? Cenk yazıyorsa. Şişe etiketi. Bu ödemeyi kabul et. Altında da kurbanda da var. Ama olsun kime yazıldı belli değil. Bu ödemenin ne için yapıldığını nasıl anlayacağız? Şeylerse mi gönderebiliyorsan yazan bize için ne olur söyleyebilir. Hadi o zaman. Lers Lersin benim. Parfüme benziyor ya. Parfüm şişesi. Bu ne lo? Taş. Yun mu? Bir taş mı? Bu ince boncukların sanılması gerektiği gibi değil gibi. Şöyle yazıyor. Cheng nereden geldiğimizi hiçbir zaman unutma. Altında Yun'un ismi var. Önce konuşmamız onu sadece tek bir şeyin gelirini söylemişti. Cheng'in parasıydı. Bu mesaj başka bir izlenim uyandırıyor. Gidip konuşalım. Hepsi de başka başka şeyler söylüyor. Sonradan ortaya çıkınca da konuşuyorlar. Salaklar bir seferde söyleyin işte. Niye zorlaştırıyorsunuz? Velet konuş. Polisenin nasıl geçti yoksa bunu Cheng için mi çaldın? Bunu nereden buldun? Benden buldum. İtiraf ediyorum kolyeyi çaldım. Bir çocuğun geçmişini sağlaması gerek ama Cheng için çalmadım. Cheng kolyeyi çaldığımı gördü ve becerim çilesini değerlendireceğini söyledi. Ama ben daha iyi bir teklif almıştım. Önümde adi bir suçlu olmaktan daha parlak bir gelecek var. Yararlı bir insan olabilirim. Umarız o parlak geleceğin bileceğin mahkumiyetiyle ilgilenmez Sanjay. Neymiş o gelecek onu söylemedi. Sombra ile ilgili olmasın? Seni okuturuz okullara falan. Bu taşı ve üzerine kazınmış yazıları bulup bunu bize açıklar mısın? Bu taşın Cheng ve benim için özel bir anlamı vardı. Vardı çocukken o kadar yoksuldu ki oyuncağımız bile yoktu. Yazık sarayın kenarına suda taş sevdirmekle yetinirdik. Ne kadar da tatlı demek bu yüzden nereden geldiğimizi hiçbir zaman unutma yazdım. Cheng'e birlikte olduğunuz sürece paranın önemli olmadığını tahmin etmek istedim. Saçmalayma ona fakir olma ne kadar büyük bir şey olduğunu hatırlamak istedim.
Evet, Chang'in umursamazlığını sahip olduğumuz her şeyi kaybedip belgeseli karşı karşıyaydı. Pekin'deki herkes bunun işlediği suçları biliyordu. Zenginliğimden böyle kolay vazgeçecek değilim. Bir kadının bazı işleri vardı. Örneğin kişisel tayinçi koçum. Ayrıca kan dolaşımımızı anlamak için yaptırdığım sığla yağ masajını saymıyorum bile. Bunlar onunla yaşayamam. Bundan önce nasıl yaşıyordun? Bu kadar hayat tarzı arkadaşlarım uyduk olmasa gözlüğüm ama. Suç imparatorunuzu çok mu zenginlemek için çevre ödülünüzü ortaya çıkarırsa aslında o zaman hapiste çöken siz olursunuz. Karıya bak ya, bırakamam diyor. Sana bir çakarım görürsün. Ben yağma sürmüyorum yani, hala da yüzüm güzel. Sana bir şey görmüş, bunu şey göndermiş, bununla ilgili bize ne söyleyebilirsin? Şeyin içinde olacak pahalı bir konyak varmış. İçki mi? Fakat üzerine kime gönderdiğini bulmama yardımcı olacak. Herhangi bir şeye rastlamadım. Ama galiba Dupont'un aklına bir fikir gelmiş. Ben de şeyi ona yönlendirdim. O ise seni bekliyor. Sen de bugün hiçbir şey bulamadın he? Ders açtığında bulan konyak şirketiyle ilgili bize söyleyeceğin bir şeyler ondan bahsetti. Seni bu kadar çabuk inanırdım. Ha bu mora ne olmuş la? İçi, kanınızı mı içiyorsun yoksa? Bu konyak ziyan edilmeyecek kadar kaliteli. Bir ya uyutumdan bir şey çıkmaz diye düşünmüştüm. Moruk, kalbine iyi gelmez ha senin, o geberir gidersin. İyice sarhoş olmadan önce bari şişeni kime gönderin bulduğumu onu söyle. Bizi biraz çakır keyif oldum, o kadar hükümetin rüşvete karşı aldığı geniş kapsam önemine rağmen pahalı konya Çin'deki memurlar rüşvet olarak göndermeye gelmediğini söyleyebilirim. Çin bu şişeyi nüfuzlu birine göndermeye pilli çalışmış olmalı. Belki de hükümet görevlisine kurbanlar bir şey dolayısıyla polisin soruşturma durdurmaya çalışmaları bir parma olabilir. Şu pro için. Onu diyor. Bu Lester bugün bir şey bulamadı ya. Belki dedim beni güldürür esprileriyle. Geri zokalı. Hala buralarda olduğunu görmek ne büyük sürpriz. Bu şaşkınlığın sebebi polise soruşturmamızı durdurma teslimatı talimatı vermeniz olmasın. Belki de rüşvet olarak bir şişe konyak getirmedik, tıpkı için yaptığı gibi sistem bu ödeme karşılığını istiyordu. Beni yakaladı, birkaç hediye karşılayacakları göz yummuş olabilirim. Ama Sachink o çocuklar ilgi yapıyordu, onlara kalacak yer ve bir yemek verdi. Karşılığında onlara sadece birazcık iş yapmalarını istedi. İş ama pis bir iş. Şimdi bütün artık beni rahatsız etmesini, bu olayın üzerine tansiyon yükseldi. Zaten her gün kırmızı ataça yağmam ve tayçi yapmam gerekiyor. Katili bulmadan asla yılmaz olur. Çengi öldürdüğünüz ortaya çıkarsa o zaman Tayyip Çabucan tekrar hapishane avlusu olur. Orada çamaşır yıkar. Evet. Moruk evet. Bu uşak daha iyi bir teklifi ne olduğuna kalın. Ben de onu merak ediyorum. Acaba ki bir çete bir nevi çeteye girme koşulu olarak ona Çengi öldürsün emretmiş olabilir mi? Mal herif. Gidelim şuraya bakalım merdivenler. Lers'le gideceğim. Lers'in minim. Kalp. Telefon. Bir kamera. Acaba kamerada kayıt mı? Kayıt mı evet. Kanıt mı Cem'e kayıt mı dedim. Ivır zıvır kutusu. Şu kağıtla kanıt sandım ama değilmiş. Bir tek telefon mu la? Üzdün beni şu an. Bulum cetörün kilidini şifresini bir şifre çözünen hiç şüphem yok. Ivıcı kutuları göz atmak istiyorsan hemen başla. Acaba kim öldürdü adamı ya? Merak ettim. Çinlilerin böyle yemekleri meşhurdu. Evet, tavuk ayağı yiyorlar bunlar. Şişeyi de yiyorlar. Şaka yapıyorum. Nerede? Bu ne lan, diş mi bu? Diş mi? Bir de bu niye aynı aldın? Önce bu kurbanın bir diş eksik dememişti ki. Özür dilerim, vakti taşma zaman değil.
Lerse gönderelim. Harbiden ne alaka o? Neyse şu cep telefonuna bakalım. Yine oyun bir şeyler çıkardı bir yerlerden. 4 haneli kodu çözemediğinizde tüh size ya. Hep ben mi çözeceğim? Yeter lan. LME Box Box Dut. Evet Dut. Videoda sana baksana hepsi Çin setinden çekilmiş. Biz katil videoyu çekmiş olabilir mi? Telefonu Elite'e göndereceğiz. Çin setti savaşta geçilmemiş değil mi? Yıkamamışlar da Çin setini, öyle biliyorum ben. Şunları öneteyim mi geleyim? Kasıyor ya şu muhteşem teknoloji edinleri koşturup telefonu işe yarar bir şeyler olduğunu. Olduğunu söyle artık şu katil yakalayabilirim. Debesi yapmasından kolay. Klavye tuşları yapış yapıştı. 300'e ofisin altını üstüne getirdi. Biri portakal suyu dizisi bilgisayarın üzerine devirdi. Neyse ben gönderdiğin telefonun elinden kurtarmayı başardım. Belki telefonu Çin sedini ziyaretten turistlerin biri düşürmüş. Tabii kimse tuğla bir duvara sadece film çekmeyse o da ayrı bir konu. Senin için sonrası kadar seyrettim. Suç mahallinden çok yakın cinayet emniyeti plastik torba taşıyan bir kişinin kısmı görüntüsünü yakalamaya başardım. Ne yazık ki bu şahıs kapanmaktan önce oradan çıkmak isteyen kalabalığın arasında kaldığından telefon sahibi katil yüzünü tam olarak çekememiş. Ama görüntülerden şahsın dikkat çekici bir özelliğini tespit etmeyi başardım. Katilin bir ejderha broşu takıyormuş. Yüzünü göremedi ama broşu görmüş. Saçmalığa bak. Saçmalık. Nasıl? Broş burada. Yüzü burada adam. Nasıl yüzünü göremiyor? Saçmalık. Ya baba ama bu haksızlık. Meyde ortadan bir şey çalamazsın. Galiba uyumsuz bir zamanda geldi. Kargaşa için kusura bakma. Meyi bana göre dişi cephe indirmeye çalışırken yakaladım. Dişi ne yapacak? Ben de onu diyorum. Bir dişin bugünlerde kaç para ettiğini biliyor musun? Sen diş perisi diş başına. Neyse 3 dolar veriyor. Yok kızım artık dolar çok pahalı oldu. Herhalde senden bir 50 dolar ister o. 3 dolar mı? Enflasyon böyle bir şey işte. Türkiye'yi görün bir de siz. Bu dişle ilgili bize neler söyleyebilirsin? Kurbanınızın tek bir diş eksik olmadığını söyledi ama dişin kökü olmadığı için kime ait olduğunu bulmaya yetecek DNA alamadım. Ancak dişin düzeyinde kurban DNA'sını buldum. Yani bu diş kurban katil boşken katilin aldığı darbe sonucuna düşmüş olmalı. Katil dişsiz mi? Karısında diş yoktu adamın. Yakalayalım. Ya sinek yedi elime baksanıza nasıl kaşınıyor. Aa! Koşu koşu. İki tane dişsiz var burada. Bir çocuk bir de kadın. Çocukta broş yok. Kadın karısı mı? Karısı olabilir mi? %90 bu karı. Çünkü diğerlerinin dişi görünmüyor. Sizi Frank Çin'i öldürmek için suları kendi kocanızı neden öldürdünüz ki? Gerçekten neden öldüreyim? Benim tek gelir kaynağımdı. O zaman Ayşe nasıl oldu? Tarihçi Yerbanizm'in bir parçasını özellemek için kullandığınız prokuratüsünü buldu. Burası için komiser vekili Ayşe. Bu herkes tayı içi yapar. Yum peki ejderha broşu suçmadı bir video kaydı yapalım sana ne diyeceksin? Ejderha Çin kürdüne uğur getti. Sembolü kullanılır. Bu broşları elde bulabilirsiniz. Yalan söyleme bırak. Çin sana karşı denirken seni kırdığın işini de bulup neden böyle bir şey yaptın? Yoksa kocanın hiçbir gezilerine para gitmeye mi bıraktın? Hiçbir anlamıyorsun. Çocuklar için yaptım. Çengeli çeteyi kurduğumuzda aklım fikrim paradaydı. Çocukların da bu işten bizim kadar kârlı çıkacağını onlara bakar, barınak ve yemek vermenin hırsızlığı telafi edeceğini düşünüyordum. Ne de olsa Çengeli benim de yakın geçmişe kadar hayatta kalmak için şey yapan biri çocuktu. O kadar bir büyümeli gazı olduğunu bilirim. Ama yıllar geçti Çengeli kızdan çocuklara karşı giderek acımasız hale geldi.
Bay bay ayaklarını duyunca onu ödese dövdüğünü öğrenince Leyla'nın çocukları korumak zorunda ama kocaman bir bazen olsa bile. Çocukları korumak istemeyen ama iki yanlış asla bir doğruyu yapmaz. Tutuklusun. Polise gelebilirdin derdim böyle bir. Çeni öldürmek suçlama hakim karşındasınız nasıl savunmanız nedir? Suçlama sadece çocukları korumak için yaptın. Çeng de konuşup onun çocuklarının bu şekilde söylemesini ve dövmesinin yanlış olduğunu konusunda ikna etmeye çalışmak hiçbir şeye yaramadı. Tüm bu söylediğiniz sayısız çocuğu yasa dışı bir hayatın içine çekmek suçuna ortak olduğunuz gerçeği değiştirmez. Daha da güzel bir insan hayatını alırken derdine sınırlamaya kalktınız. Görelim hoca videonun yetişkinler tarafından sömürü bir çocuğu atamak olduğunu bunun hiçbir kabul edildiği taraf olmaz. Uluslararası mahkemesi 10 yıl hapiste bir şey yemedi. Artık kimse zarar vermeyeceğini düşünürsek 10 yıl bunun için küçük bir bedel. Evet buna karı attık. Görüşe bakarsak buradaki çocukların hayatı çok zorlu geçiyor. Bir an acımasının çeteliğileri yoksa onların kötü yolu sürmedi diye yanında sonra onları kaçırıyor. Sonra son bir operasyonu burada Pekin'de gerçekleştirmiş olduğunu biliyoruz. Böyle büyük bir kendi edildikleri çok açık. Her köşe başında çaresiz bir çocuk var. Çocukların ne yapmaya niyeti olduğunu ortaya çıkarmamızın zamanı geldi. Zor iş olacak ama bir nesneleyeceği sinirlerinde. Devam et diyor. Kaybedilen masumiyet 3. Sonra Asya'nın dört bir yanında öksüzleri topladığını ortaya çıkarmakla iş başardım. Şimdi bunu neden bulman gerekiyor? Pekin hain emeler için o önemli ortak oldu. Carmen! Jack soruşmana gidip bana ayrıntılı bilgi verdi. Sanjay'ın burada Pekin'in olduğuna inanmıyorum. Sonra öksüzleri hedef aldığı için Sanjay'ın güvende olduğunu kendi gözlerimi görmek istiyorum. Sonra edecek olursak sorgudasına Chico diye bir seni görüşmek istiyor. Sonra peşine düşmeden önce çocuklar bir yokasını yolu Carmen'e Sanjay'ın yanına git. Sonra da Chico ne hissediyor öğren. Çikolata istiyordur belki Chico. Espriye bakın. Yine zehirim zehir. Velet sen ne yapıyorsun burada? Merhaba bu kadar iyi olduğunu görmek çok güzel ama senin için yaşanıyoruz. Etraf bir sürü tehlikeli insanlarla dolu biliyorsun. Başına dertli sadece sana yardım edebilir. Yardımımıza ihtiyacım yok bu zayıflık olurdu. Ben zayıf değilim. Görevimi yerine getirip katkı sağlıyorum. Her gün sonra gidip yararlı olayım. Yararlı olmak için çok önemli. Harika tabii bize ihtiyacı olarak buradayız. İletişimi koparmayalım. Sadece kursam için buradayız sanırım ama bu konuşma endişelerin bir nebze bile gidermedi. Garip bir şekilde yararlı bir olmak takmış ama o daha bir çocuk ve o donanımını içim etmeyecek. Restorana gideceğiz. Bırak ne yaparsa yapsın ya elin çocuğundan. Sana ne ya? Bu da aynı şey gibi. Mesut gibi. Özel hayata giriyor. Beni görmeye kabul ettiğini sevindim. Çenin katilin peşini bırakmadığını görünce sana göreceğimi fark ettim. O yüzden sana karşım Hiroshi'yi bulman için yardım etmeni istiyorum. Çenin çetesinden ayrılmadan önce bana başka bir örgütün onunla ilgilenip söylemişti. Bu örgütün öksüzlere daha parlak bir gelecek vaat ettiğini bahsetmişti. Rakip bir çetenin onun aklını çelmeye çalıştığını sana boş vermesini tembihlemiştim. Bu yüzden tacı bir kısa sonra kayboldu. Sombra olmasın Hiroshi'yi bir an önce bulmaya can atıyorum. Onu nasıl yapsam bilmiyorum. Onun alan örgütün adını bile bilmiyorum. Bulacağım. Para niye veriyorsun? Rüşvet veriyor. Sombra olmasınlar. Aynen. Bak ben de onu diyorum. Tamam gidelim oralara. Şuralara bir bakalım da. Öf. Anam. Ulan sırtıma minder koydum hala sırtım ağrıyor. CD mi lan o? Ulan 2018'de CD mi kaldı? Küllük. Şurada. Nerede? Aha buradaymış.
Kribi DVD'nin bulduğu her parçaları birleştirelim. Ben de parçalarla halay çekecek değildim Carmen. Allah'ım yarabbim. Evet, CD parçaları halay çekeceğiz. Tülöloy tülöloy. Hiç halim yok ya. Gülecek halim yok. Belge. Değil mi o? Belgeye tıkladım ama. Allah Allah. Kanıta tıklıyorum, herif kabul etmiyor ya. Aha da dalgalanan kağıt işte. Neyin artistliğini yapaysın bana oyun. Çakacağım suratına bir tane ya. Trump mu? Ha, Trump değil de Trump sandım. Öğrenci kabul formu mu? Başvuru için, başvuru her ne için yapılmışsa aday beni kere edilmiş katılım. Sonucuları açığa çıkararak pudra alayalım. Saçım. Anam saçımı çektim. Kopmuş zannettim onu. Çekiyorum saçı. Bakalım şunlara. Ay burnum. Ay burnum akıyor ya. Şuradan bir tane daha peçete alayım. Sancay olmasın. 18 mi? Form yanıtları mı? Kime aitmiş? Ne tuhaf belgede isim yok, sadece bir aday numarası var. Ben de onu diyorum. Kahve formunda adayların aday evlerine bir ait olmadıklarını sorulur ki. Bu form çıkmanın karşıya ilgili olabilir. Bakalım Elit bu formda kim ait olduğunu çözebilecek mi? Elit'e gönderiyoruz. Paylaşma! Burnumu çekmekten kıpkırmızı oldu burnum. Restoran mı? Diğer üzerine etiketi baksana, güvenlik kamerası görüntüleri No 362 restoranın çardağı yazıyor. Elite gönder. Şunları ön atayım da geleyim. Kabul formu kime ait olduğunu bize tespit edelim. Hiroshi'nin miymiş? Seni çay gibi uzatır mıyım? Formdaki parmak izleri bay bay ait çıktı. Bay bay mı yani çene çetesinin üyesi olan çocuk mu? Peki neye başvuruyor, öğrenebildin mi? İşte işler orada biraz ilginç hale geliyor. Formu siyah ışığın altına koyup inceleyince üzerine somran filigran olduğunu buldum. Bunu sen formlar öksüz çocuklar somranı dağıtıyormuş. Bay bay konuşu burada ne konuda ne de bilmemiz gerekiyor hem de hemen. Ya niye kasay bu? Midem de kur. Midem kuruluyor. Sana restoranın ait güvenlik kamerası görüntüleri göndermiş. Bize bu konuda neler söyleyebilirsin? Sonra bir de iyisini yapıp gösterebilirim. Şu kaydı bir izlesene. Kusura bakma efendim, size yanlışa çarptım. Siz sonra diye unutma. Uslu bir çocuk ol ve görevini yerine getirmeye devam et. Uslu bir çocuk olacağım ve görevini yerine getirmeye devam edeceğim. O zaman önünde parlak bir gelecek var demektir, şimdi git. Önünde parlak bir gelecek var. Garsonluk mu yapıyormuş? Ronin Ozawa mı? Onun Yunan'da tanışmıştık. Ayrıca onun Vera'nın bahsettiği somra itibari kişisi olduğuna eminiz. Bu sanırım daha kötü. Sağ ol, çocuğun başına neler gelmiş. Sanca ile bu Ronin'de adam kadar konuşmalıyız. İşler iyice garipleşiyor ha. Ne alaka ki o herif? Her yıldır. Herif. Sanjay öt. Ya da havla. Ayşe senin Ronin diye biri konuşan görüntülerini bu kamera görüntülerini buldum. O adamın bela biri olduğuna inanıyoruz. Ona uzak durmalısın. Boşuna endişeleniyoruz. O sadece neyse çarptığımız sıradan bir adamı bir daha gör hiç görmedim. Daha önce de söylediğim gibi önünde parlak bir gelecek var. Hiçbir şeyin buna ilgili olmasına izin vermeyeceğim. Senin bile. İzninizle genel olarak düşmeye gerek. Peki bana göre değilmiş. İçimden bir ses CEO da beni daha para geleceğini gibi beklediğini söylüyor. Gidiyor musun? Seni engelleyemeyiz ama dikkatli ol. Dünya çok ilgili bir yer. Sen daha bir çocuksun.
Nasıl çocuğu alamıyoruz ya? Bu çocuk küçük değil mi? Bunu yetiştirme olur, yurdun alması lazım. 18'den küçükleri alıyorlar. Zorla hem de. Çocuk kaç yaşında? 13. Bunu almaları lazım. Saçmalık. Bay bay, bu kabul formunu buldu. Bize bu konuda ne diyorsun? Nereye git başvuruyorsun? Programın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Umre değil, beni reddettiler. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir şeye başvurdu. Diğer çocuklar yükseğe özel bir program bahsettiğini duymuştum. Bu örgün çocuklara daha para verecek vaat ettiğini iddia ediyorlardı. Başvurduğum için mesut yapmazsın. Çene içerisine kurdurmak için ne olsa yapardım. Ama örgüt yaşımın büyük olduğunu söyledi. Tekrar denedirmeye için yalvardım ama başarılı değiller. İçerisine de götürüp beni bıraktılar. İnanmazsanız zor olduğunu bir ama şans yüzüne gülmüş olabilir. Bu örgün için şimdi bir zaman yarısı arayacak. Yani göçebe sonra çocuklara kaçma kalma onların bünyesine katıyor. Sanjay da olabilir bak. Böyle bu durumun çıkının. Kayca nasıl bir anısı var. Bay bay sonra başarılı adayla Çin'den gücünü söyledi. Bir önce oraya gidip bir şey alıp bulabilecek miyiz bakalım. Kesin Sancay da gidiyor ha buraya. Ya o çocuk mal mı? Bizim o çocuğu almamız gerekiyor. Nasıl alamıyoruz ya, polis değil miyiz? Üf be. Saçmalık yani. Tablet. Ya analizleme bana. 2 tane verdin işte, daha ne vereceksin? Üf be. Uğraştıracak bizi illaki. Şifreyi çözeceğiz. Kesin analiz diyecek bu ha. Ben size söyleyeyim. Analiz demese yüzüme tükürün. Ya da tükürmeyin lan, beni öpün. Sombra ile ilgili olmasın. Her yerden o pislikler çıkıyor. Şu olabilir mi? Vox'a. E-O-N-9. Ne yazıyor? O da şans vermiş bir tür kriter listesi işbirliğine yakın, yatkın, etki altına alınabilir, sadık. Bunlar bay bay bize bahsediyor. Şu sonra programı kabul kriterleri olmalı. Sonra bünyesine katmak istediği çocuklara gözükleri dönememiz için mükemmel bir fırsat olabilir. Merine'ye mi göndereceğim? Ne dedim? Analiz demedim mi? Biliydim. Ya gene donuyor. Sonra katılım programına ait kriterler ise tek başına bir şey ifade etmiyor. Ancak sonra yalnızca öksüzleri bünyesine katmaya çalıştığını ve bay bay çocuklarına yol çıkarak yalnızca küçük yaştaki çocuklarla ilgili duyduklarını bildiğimize göre sonra sebeplerine olup sorulana ideolojilerini bir körüklerine bağlı yetişebileceği adaylar aradığını söyleyebiliriz. Kısaca sonra beyinlerini yıkayarak amaçlarını iyi buradan kalacağı inanılacağı küçük çocukların peşinde. Yani sonra bir robot ordusu mu kurmaya çalışıyor durmadan sonra tiyatrı sıkıntı çocukları mı arasak? Korkularını çok daha sinsiler. Beyni yıkanmış çocukları sonraya körü körüne sağlık olmanın dışında gayet normal görünürler. Durma şıkkının kardeşinin akraba hiç pek iç açıcı değil. Sonra tarafından toplamda emin olmasa da olsa bunlara bahsetmeliyiz. Of. Analiz öne atıyorum, tarihi kasmaya başlıyor ya. Salak mıdır bu? Konuş be. Rapunzel. Üzgünüm o kardeşim, bir suç örgütü tarafından kaçırmış olduğuna şüpheleniyoruz. Tahmin ettiğim gibi parlak gelecek vaadi sadece bir düğmeymiş. Ama aklıma dönüyor. Hiroshi'nin işlediği en büyük suç. Çeyne'nin yan kesicilik yapmakta az da bir suç örgütü kadar çocuk değildi. Ne yazık ki bu örgütün yasa dışı ideallerine bağlı kalması için çocukların beyni yıkadığını düşünüyoruz. Çok üzgünüm. Kardeşimin beyni mi yıkamış, zamanında kurtulmaya çok daha fazla ihtiyacı var değil mi? Ama onu bulmak için elimden geleni en güzel yaptım. Hatta onun Seo'da olduğunu dair bir duyum alınca oraya gittim bile ama hiçbir yerde yoktu. Kendim toparlanıp yardım için teşekkür ederim. Yani kesin günlerden kalan beyni yıkamayı
Aynen, yine bir uğursuz bir yöne girdi. Sonra üzeri bünyesi katmakla kalmıyor. Beyin analizine bakılsa onların beyni de yıkıyor olabilir. Onların beynini mi yıkıyor? Dur biraz, elitin gösterdiği hyaluronik sancılarla bir olması görüyorum. Aynen. Bu çocuğu da şey yapıyorlar. Tuhaf derse sebebini beynini yıkamış olması olabilir mi? Seol'u sonra göz kulak olan ve Seol'un dedi. Çok acayip. Çünkü kardeşine Seol olacağını dair duymadan şüphe bahsetmişti. Sonra büyük plan bir sonraki Spartası'yı çocukları Seol'a götürüyorlarsa. Güney Kore'ye götürdüğüne dair en ufak bir şüphe varsa bunu karşılaştırmak için Seul'a giden ilk uçağa bindiriyoruz. Seul'a gidiyoruz. Nasıl bakaydı millet? Bence sıkıcıydı ya. Sıkıcıydı. O ne lan, herifin üstü? Herif mi o, kadın mı? Bir şey düşmüş üstüne. O ne lan? Oğlum. Kete oy vermeyi unutmayın hamsiler. Sesim çıkmadı lan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.